hesabına hoş geldin. Yeni bir bilgiyle karşındayım. Evet, konumuz ilet. İlet tabii karşına senin Leyla şeklinde de gelecek. İleyi gördüğünüz yere ne yapıyorsunuz? V getiriyorsunuz. İleyi gördüğünüz yere V gelebiliyorsa bunun adına bağlaç diyorsunuz. İleyi gördüğünüz yere V gelemiyorsa bunun adına da edat diyorsunuz. Bakın en çok sorulan edatlardan bir tanesi bu arkadaşlar. Tamam mı? İleyi gördüğünüz yere V gelebiliyorsa bağlaç, gelemiyorsa edat. Edatın diğer adı ne? İlgeç. Şimdi bak arkadaşım. Buradaki ileyi, edat olan ileyi sana bazı kaynaklar ne diye veriyorlar biliyor musun? Vasıta eki. Vasıta eki. Hani bir parça vermiş, bu parçayla ilgili hangisi söylenebilir ya da söylenemez diyor. Şıklara yazmış. Demiş ki vasıta eki kullanılmıştır ya da kullanılmamıştır. Vasıta eki dediğinde aklına ile edatı gelecek. İle edatını nasıl bulacakmışsın? Yerine V getiremiyorsun. Yerine V gelmiyorsa edat. Peki ile edat olduğunda cümleye hangi anlamları katar? Bu da önemli. Arkadaşlar araç anlamı katabiliyor. Birlikte anlamı katabiliyor. Durum anlamı katabiliyor. Bir de neden sonuç anlamı katabiliyor. Şimdi bunlara birer tane örnek veriyorum. Buraya taksiyle geldim. Buraya taksiyle geldim. Şuradaki ileyi gördüğün yere B gelebiliyor mu? Gelemiyor. Edat mı? Evet. Peki burada ünlü düşmesi var mı? Var. Unutmayın. Ünlü düşmesinde ilelerin iyisi düştüğünde ÖSYM bunu ünlü düşmesi olarak alıyor. Hatta idi, imiş, iselerin iyileri düştüğünde bunu da alıyor. Bunu da alıyor ÖSYM. Mesela güzeldi. O aslında ne? Güzel idi. Ünlü düşmesi var mı? Var diyeceksin. İdi, imiş, iseler düştüğünde ünlü düşmesi oluyor. İyileri düştüğünde. İlenin iyisi düştüğünde ünlü düşmesi oluyor. ÖSYM bunu ünlü düşmesi olarak sayıyor. Peki burada iyi düşünce bir de oraya ne geldi? Y kaynaştırma geldi. Kaynaştırma da bir ses olayı mı? Evet, bir ses olayı. Yani burada iki tane ses olayı var. Buraya taksiyle geldi. Yerine V getiremiyorum. Edat mı? Edat. Ne anlamı kattı dersen? Araç anlamı kattı. Tatile ailesiyle gitti. Tatile ailesiyle gitti. Ailesiyle deyince ne anlamı kattı? Birlikte anlamı kattı. Durum. Arkadaşlar durum diyorsa fiile fiilimsiye nasıl sorusu sorulur. Durum zarfında onu bir daha söyleyeceğim size. Fiile fiilimsiye nasıl sorusu sorulduğunda durum belirten kelimeyi bulursun. Mesela hasretle sarıldı. Nasıl sarıldı? Hasretle. Buradaki ile edatı cümleye ne anlamı kattı? Durum anlamı kattı. Sonuncusu neden sonuç? Nasıl olacak? Mesela kar yağmasıyla okullar tatil edildi. Kar yağdığı için okullar tatil edildi. Cümleye ne anlamı katıyor? Neden sonuç anlamı katıyor. Yerine B getirebiliyor muyum? Getiremiyorum. Soruda bana vasıta eki diyorsa ne yapacakmışım? İle edatını arayacakmışım. İleyi gördüğüm yere peki B gelebiliyorsa ne olacakmış? Bağlaç olacakmış. Dila'yla Aybüke konuşuyor dediğinde Dila ve Aybüke konuşuyor. Yerine V gelebiliyorsa bağlaç. Ama Aybüke Dila ile konuşuyor dersen yerine V getiremiyorum, edat olacak. Arkadaşlar önemli bir başlıktı. Kolay bir başlık. Yapacağınızı biliyorum. ÖSYM kolay başlıkları soruyor. Beğendiysen beğeniyi tıkla. Kanala da abone olmayı unutma.